Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine bir vlogla karşınızdayım. Bugün işleyeceğimiz konu uzun zamandır YouTube kanalımızda bize sorulan sorulardan bir tanesiydi. Kamp çadırı nasıl yapılır, kamp çadırı nasıl seçilir diye. Bugün bu konu hakkında bir video hazırlamaya karar verdik. Yaklaşık şehirden yine bir 10 km uzaklığa kadar bir yürüyüş yaptım ve gördüğünüz gibi arkada çadırları hazırladım. Bugünkü videomuzda çadır nasıl seçilir bunu inceliyoruz. Arkadaşlar bugün yeni başlayanlar için en uygun kamp çadırı nasıl seçilir bu konuyu inceleyeceğiz. Maalesef şansımıza bugün hava çok kötü. Çok ciddi bir rüzgar var. Kamp çadırlarımızı kurarken bile neredeyse bir saat uğraştım. Çok sert bir hava. Bugün o yüzden bunu olabildiğince kısa kesmeye çalışacağım. Bugün inceleyeceğimiz konu kamp çadırı nedir? Kaç çeşit kamp çadırı vardır? Kamp çadırı alırken nelere dikkat etmek gerekir? Ve kamp çadırları ile ilgili püf noktalarına değineceğiz. Bu videonun temel içeriğini yeni başlayanlar nasıl kamp çadırı seçerler olarak değerlendireceğiz. Zaten uzun süredir kampla çadırlarla işi dışlı olanlar nasıl iyi kamp çadırı seçeceklerini biliyorlar. Çadırlar 3 ana dalda ayrılıyor arkadaşlar. Bunları sıralayacak olursak üçgen çadırlar, bu şekilde dom çadırlar ve tünel tipi çadırlar. Bizi genel olarak ilgilendiren çadır tipi dom çadırlar arkadaşlar veya üçgen çadırlar, ama üçgen çadırlar kurmak çok zor olduğu için ve çok yapısı çok sağlam olmadığı için artık çok fazla tercih edilen çadır tipleri değil. Ama bazı noktalarda avantajları da yok değil, avantajları var. Ama bizim işleyeceğimiz çadırlar bugün dom tipi çadırlar. Çadırlar tipleri olduğu gibi kendi içlerinde sınıfları da ayrılıyor arkadaşlar. Buna biraz değinecek olursak bir mevsim çadırlar, iki mevsim çadırlar, üç mevsim çadırlar, tip 1 alpin çadırlar, tip 2 alpin çadırlar olarak ayrılıyor. Bir de bunların haricinde festival çadırları denilen ya da yazlık çadırlar denilen mağazalarda 25-30 liraya satılan kötü çadırlar var. Onları zaten konu dışında tutuyoruz. Yeni başlayacak olan arkadaşlara da o tip çadırları kesinlikle tavsiye etmiyorum ben. Burada görmüş olduğunuz çadırlar, bir tanesi iki mevsim, görmüş olduğunuz bu yeşil. Yandaki mavi çadırda bunun abisi üç mevsim çadırlar. Türkiye şartlarında kamp yapacak olursak eğer üç mevsim çadırın haricinde dört mevsim veya 5 mevsim diye tabir edilen tip 1 ve tip 2 alpin çadırları almaya gerek yok. Onlar çok üst sınıf, yani Everest'e veya Ağrı Dağı'na tırmanmayacaksınız. O tip çadırlara uzunca bir süre hiç ihtiyacınız olmayacak. Bunlar Quechua marka çadırlar. Bu Alpenaz 2, o da Alpenaz 2 Plus. Bu kardeş, o abi olarak değerlendirebiliriz bu çadırları. Şimdi çadırların sınıflarına değindikten sonra bahar ve yaz aylarında kamp yapmak istiyorsanız sizin için iki mevsim çadırlar veya üç mevsim çadırlar uygun olacaktır. Az önce de belirttiğim gibi daha ciddi çadır aramanıza gerek yok. Arkadaşlar videoyu sürekli bölmek zorunda kalıyorum. Az önce de bahsettiğim gibi hava çok sert. Umarım rüzgar konuşmamı etkilemiyordur. Elimden geldiği kadar yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum. Ama yani korkunç bir fırtına var burada. En azından fırtınalı havada nasıl kamp yapılır, nasıl çadır kurulur, nasıl kamp atılır onu da görmüş oluyoruz. Çadırı seçerken dikkat etmemiz gereken önemli birkaç etmen var. Bunlara değinmek istiyorum. Genelde iki mevsim, üç mevsim çadırlar burada görmüş olduğunuz örnekte olduğu gibi İki katmandan oluşuyor arkadaşlar. Bir üst tente, bir de iç çadır. Üst tente bizi yağmurdan ve dondurucu soğuktan, rüzgardan koruyor. İç tente de bizi dış etmenlerden tamamen kapatıyor. Bu çadırların içinde birazdan girip bakacağız nasıl olduğunu. Çadır seçerken en önemli nokta çadırınızın çift katman olması. Çift katman çadır aldıktan sonra emin olun uzunca bir süre sırtınız yere gelmeyecektir. Anlatacak çok şeyim vardı ama bu hava beni çok tedirgin ediyor. Hava iyice bozmaya başlarsa benim için çok korkunç olabilir. Çünkü
Tek başıma bu iki çadırı toplayıp kaldırmam benim için çok zor olacak. Yani söyleyeceğim şeyleri de yavaş yavaş unutmaya başladım diyebilirim. Yazın ve bahar aylarında kamp yaparken dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Özellikle çadırı seçerken. Bu da alacağımız çadırın çift kapılı olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü baharda ve yaz aylarında çadırın içi çok boğucu oluyor ve nefes alınamayacak hale geliyor. Bunun önüne geçmek için çadırımızın dış tentesini açıyoruz. İç tentenin kapısı kapalı oluyor ve içeride bir hava sirkülasyonu oluşturmaya çalışıyoruz. Tek kapılı çadırlarda bu biraz problem oluyor arkadaşlar. Uzunca yıllar bunun çilesini çektim ben. Ama çift kapılı çadırlarda böyle bir sorun yok. Bu yüzündeki kapıyı açıyoruz ve arka yüzündeki kapıyı da açtığımız zaman içeride güzel bir hava sirkülasyonu oluyor ve nefes alabiliyoruz. Çadır alırken dolayısıyla dikkat etmemiz gereken diğer önemli nokta da çadırımızın iki girişinin olması. İki girişinin olmasının başka bir avantajı daha var. Eğer kampta iki kişi kalıyorsak yanımızda yatan arkadaşımızın üzerinden geçmeden çadırdan çıkabilmemiz daha kolay oluyor. O yüzden çift kapılı çadırlar her zaman daha avantajlı ve genelde bunlar tavsiye ediliyor. Çadırı alırken dikkat edeceğimiz diğer bir etmen ise çadırın bagaj bölümünün olması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çadırda bir bagaj bölümü yok. Ön tenteyi kapattığımız zaman çadır tamamen bir kubbe haline alıyor. Gerçi bu da öyle ama şimdi bunun içini göstermek istiyorum size. Bagaj bölümü olan çadırların avantajı yanınıza taşıdığınız ekipmanları, ayakkabılarınızı, hiçbir şeyi akşam yatarken çadırın içerisine sokmak zorunda kalmıyorsunuz. Çadırın yanındaki bagaj bölümüne koyuyorsunuz. İki yanında bulunan bagaj bölümüne koyuyorsunuz. Ve içerideki bütün hacim size kalıyor. Tek girişli ve bagajsız çadırların maalesef böyle bir handikapı var. Onların içine maalesef eşyalarımızı koymak zorunda kalıyoruz. Şimdi hava biraz daha sertleşmeye devam ederse ben çadırların bir tanesini toplayıp yayını diğer çadırın içinden gerçekleştirmeye çalışacağım. Dıştaki katman bizi şiddetli rüzgardan ve rüzgarın oluşturduğu soğuktan korur arkadaşlar. Aynı zamanda yağmur yağdığı zaman iç çadırın ıslanmasını engeller. Dolayısıyla çadırın içerisinde kuru kalırız. İç çadır da bizi dış dünyadan izole ederek börtüden, böcekten, tozdan, topraktan bizi uzak tutar. Aynı zamanda nefes alıp verişimizle veya bir çadır sobasıyla içerinin sıcak kalmasını sağlar. Bunlara ek olarak çift katmanlı çadırın şu özelliği vardır. İç katman nefes alıp verirken ağzımızdan çıkan ve bedenimizden çıkan buharı dışarıya vererek kendimizin ve çadırın içerisindeki eşyaların kuru kalmasını sağlar. İç katmandan dışarı çıkan buhar dış katman üzerinde yoğuşarak iç tarafta terleme yapar. Çadırımızı toplarken bunu açıp kurutup ondan sonra toplama işlemini gerçekleştiririz. Çift katman çadırların avantajları bu. Tepede bir tane askı aparatının olmasına dikkat edin. Çünkü geceliğin karanlıkta oraya takacağımız ışıkla çadırın içini aydınlatacağız. Soyunurken ve giyinirken gerçekten çok önemli noktalardan bir tanesi aydınlatma. Çünkü her an kafa lambanızı bulamayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çadırın İçinde şurada bir tane göz var. Buraya telefonumuzu, cüzdanımızı, paramızı koyuyoruz. Bunun gibi gözler çadırın çeşitli bölme noktalarında var. Uygun olan şeye göre, cebe göre eşyalarımızı dolduruyoruz. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum da dışarıda korkunç bir fırtına var. Bugün sizlere kamp çadırı nedir? Kamp çadırı nasıl seçilir? Kamp çadırı alırken nelere dikkat etmek gerekir? Konularını inceleyen bir video hazırlamak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hava şartlarına takıldık bu sefer. Anlatmak istediğim çok daha fazla şey vardı. Ancak yani endişeli olduğum için bunların bir kısmını unuttum. Aklıma gelmiyor çünkü acele ediyorum. Bu bir başlangıç olsun. Bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda tekrar bir video çekeriz. İleri seviye kampçılık, ileri seviye çadır konusuna değiniriz. Bu zamana kadar siz de bu videonun altına eksik gördüğünüz noktalar varsa kafanızdaki soru işaretlerini yorumlar bölümünden veya web sitesi bölümünden bana sorarsanız elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım. O zamana kadar da en azından bir soru listesi oluşur ve o soru listesine göre diğer videoyu oluştururuz. Kamp çadırları konusunda söyleyecek başka bir şey yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir.
İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.